Sağ efendim, ol. Şimdi konuğum gerçekten önemli bir konu. Profesör Doktor Bilal Bozu Tosun, doğru söyledim. Evet, doğru. Doğru söyledim. Hocam hoş geldiniz. Rahatsız olmayın lütfen. Hocamla hani doktor bulunca biz Türkler hemen sorularımızı sorarız ya, ben de öyle yaptım. Bayağı bir sohbet ettik. Çok güzel sohbet ettik. Bilgiler için teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ben de muayeneyi bedavaya getirmiş oldum. Sağ olun. Sayenizde. Şimdi kalp sağlığından bahsedeceğiz. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Bilal Bey. Kalp sağlığı için nelere dikkat etmemiz lazım hocam? Önce oradan girelim. Neler yapıyoruz, neler yapmıyoruz? Derya Hanım, aslında biz birçok topluma göre genç nüfusa sahibiz. Evet. Yani bu bir avantaj. Ya Batı toplumu gittikçe yaşlı bir toplum, yaşlanıyor ve kalp hastası, damar hastası daha fazla. Bizim ülkemizde ise genç nüfus olduğu halde bizdeki kardiyak problemler Batı toplumu gibi yine yüksek oranda. Bunun en önemli nedeni tabii Batı tipi beslenmeye dikkat ediyoruz. Yani burada yapmamamız gereken şeyler, sigaraya hala devam ediyoruz. Tansiyon bizim için önemli bir problem. Kolesterol çok ciddiye almıyoruz. Bir de ne yazık ki hareketi seven bir toplum değiliz. Yani kalp sağlığı için önemli faktörden bir tanesi olan düzenli egzersiz, düzenli yürüyüş yapma, kontrollerinizi aksatmama, buna dikkat etmiyoruz. Toplumumuz genç olduğu halde bizim Batı toplumuna göre kıyasladığımız zaman ne yazık ki bazı genetik problemlerimiz var. Bu da kalbi koruyan kolesterol dediğimiz HDL vardır. Hani halk arasında iyi huylu, kötü huylu diye tarif edilen, HDL'miz düşük bir toplum. Bizden yurt dışına giden, ülkemizde yaşayıp daha sonra ebeveynleri Almanya'da doğup büyüyen insanlara bakıldığı zaman da yine HDL'miz, yani kalbi koruyan kolesterolümüz düşük. Bu bir dezavantaj. Peki bunu yükseltmek için ne yapmamız gerekiyor? En önemli iki faktör var. Bir, sigarayı bırakmanız gerekiyor. İkincisi de bol yürüyüş yapmanız gerekiyor. Bunlar HDL dediğimiz o iyi huylu kolesterolü yükselten faktörler. Bunlar biz genç toplumunda ne yazık ki bakıyorsunuz Batılılarda işte ortalama yaşam süresi 70-80 daha yukarılara çıkıyor. Bizde genç nüfus ama tabii yoğun stres var. Artı sigara tüketimi çok fazla. Son zamanlarda devletimizin bu özellikle sigarayı kullanımını belli alanlarda sınırlıyor. Tabii bu biraz toplumu daha bilinçli hale getirmek için uğraşıyoruz ama ne yazık ki yine sigara kullanımı önemli bir faktör. Bir diğer problemimiz de bizim tabii toplum olarak hasta olmayınca doktora gitmeyi çok sevmiyoruz. Yani evet. Bazen işte bizim hastalarımız geliyor, işte doktor bey ben bu yaşama kadar hiç doktora gitmedim diyor. İşte bu doktora gitmedim, kalp kriziyle doktora gitmemesi lazım der yani. Daha evet. Öncesinde kriz geçirmeden gitmek kaç lazım. Kaç yaşlarda öneriyorsunuz yani bir kalp check-up'ı dediğimiz hani kaç yaşlarda gitmeli? Ben hep şunu söylerim, gerekli olan şeyleri geciktirmemek lazım, gereksiz şeyleri de yapmamak lazım. Evet. Burada ailede kalp varsa Derya Hanım, yani annesinde, babasında, kardeşlerinde, birinci derece akrabalarında, dayısında, yani birinci derece akrabalarda kalp problemi varsa onların daha yakın takip edilmesi lazım. Bizim sınırımız şudur, 55 yaşın altında erkeklerde, 60-65 yaşın altında bayanlarda kalp problemi varsa akrabalarda, işte annede, babada, yakın kardeşlerde, çevrede. Yakın çevrede, o zaman o insanların yakın takip edilmesi lazım. Ani ölüm riski, ani ölüm hikayesi varsa onların yakın takip edilmesi lazım. Burada en önemli yapılması gereken şu, şikayeti olmasa dahi ailede böyle bir hikaye varsa, çünkü biz bakıyoruz ki bazen Derya Hanım 17 yaşında, 18 yaşında kalp krizleri görüyoruz. Yani ailede ne kadar genç yaşta kalp krizi, ani ölüm hikayesi varsa o zaman daha yakın takip etmek gerekiyor. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Evet. Yani gençleri dahi bir götürüp ailemizde böyle bir şey var hani bir şeyden geçirmek lazım. Basit yani. Basit. Evet. Hani, rutin testler vardır. İşte bizim kardiyolojide yaptığımız kolesterole bakılacak. Kolesterole bakıyoruz. Efor testi ve ekokardiyografi yapıyoruz. EKG çekiyoruz. Ben